Musa Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sektör özel programımıza siz de hoş geldiniz. Yoğun bir temponuz olduğunu görebiliyoruz. Biz gözlemledik burada Türkiye telefonlardan ama bizi konuk ettiğiniz için bu yoğun tempoda öncelikle ben teşekkür ediyorum sizlere. Ben buranın hizmetlerine ve faaliyetlerine değinmeden önce hem sizi hem Neytek'i tanıtmak istiyorum izleyicilerimize ama sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. İzleyicilerimizle paylaşalım mı? Burası nasıl kuruldu? Öykü nasıl başladı? Buyurun. Tabii. Ben 1986 Niğde doğumluyum. 2001 yılından beri İstanbul'da ikamet ediyorum. Benim asansör sektörüne başlamam tamamen tesadüf diyebilirim. Yani hiç alakası olmayan bir sektörden, eğitim sektöründen asansör sektörüne girdim. Evet. 2015 yılından beri asansör işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık da 2 yıldır aktif olarak, faal olarak devam ediyorsun. Evet, yakın arkadaşınızla beraber ortak olarak da aynı zamanda evet. Akrabasınız zaten. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Neytek asansöre tabii ki değinmek istiyorum ben birazcık. Neytek asansör deyince hangi hizmetler gelmeli akla? Asansör arıza, bakım, montaj, revizyon. Özellikle yoğunluğumuz şu an montaj. Bölgede inşaat aktif olduğu için genelde montajla bakım üzerine devam ediyoruz şu an. Evet. Asansör deyince tabii ki akla o kadar çok tabii ki soru işaretleri ve hizmetler geliyor ki bunlardan tabii ki birçoğunu siz yapıyorsunuz burada ama elbette ki hizmet sektörü ve hizmet sektörü zaten çok zor bir sektör. Bunu hepimiz biliyoruz ama bu sizin sektörünüzde biraz daha önemli. Çünkü kesinlikle. Hataya mal vermeyen bir iş kolu var. Bu anlamda Neytek hizmet verirken nelere dikkat eder Mustafa Bey? Özellikle merdiven altı bir firma değiliz. İş yerini açar açmaz ilk yaptığımız şey asansör hizmet belgesini almak oldu. Yani HEV diyoruz biz buna. Çoğu firmanın olmayan belgesi. Bu da asansör her ay bakım yapılmak mecburiyetinde. Bakım yapılmayan firmalara yeni bir yönetmelikten sonra bakım yaptırana HEV belgesi olmayan veya binasında asansör kullanılıyor ama kırmızı etiket yemiş veya etiket hiç yok. Yıllık bakımlar yapılmamış. Mesela aylık bakımlar bizim tarafımızda. Yıllık bakımlarda eskiden TS idi, şimdi A tipi kuruluşlar var, onlar tarafından yapılıyor. Tabii asansör deyince insanlar özellikle korkuyorlar. Ben bu zamana kadar asansör kazasında özellikle insanlar içindeyken çok büyük kaza duymadım. Buna birazcık değinelim. Herkesin çok fazla asansör fobisi var ve korkuları var. Asansörden neden korkmamalıyız? Asansörden şu an 81'e 20 yönetmeliği yapıyoruz. Mesela daha öncesinde 81'e 1 A3 sistemi vardı. Bunların hepsi tamamen emniyetli bir sistem. Yani bir arabada nasıl bir fren sistemi varsa aynı fren sistemi de asansörlerde var. O yüzden çok tabii dışarıya gördükleri zaman özellikle şey olarak asansör kazaları falan diyorlar ama bunların çoğu asansör kazası değil. Büyük inşaat şirketlerinde dışarıdan yapılan animak sistemlerinde olan kazalar. Neden peki bakım yaptırmalıyız? Yani şimdi şöyle diyelim, sonuçta araç kullandığımız zaman araçlarımızın bakımını her ay veya işte belirli periyodiklerde yaptırmak zorundayız. Aynı şekilde asansörler de öyle. Yani yağına dikkat edilmeli, halatlarına dikkat edilmeli, sürekli bakım esnasında halatların kontrolü, fren sisteminin kontrolü, bunların hepsinin yapılması lazım. Sonuçta nihayetinde insan taşıyor. Peki bizler çoğu sektörde olduğu gibi ne yazık ki ucuz fiyat politikasına giderek de çoğu zaman da sağlığımıza ya da tabii ki canımıza mal olacak hatalar yapabiliyoruz. Bunlardan biri de asansör bakım firmalarını seçerken yapmış olduğumuz ne yazık ki hatalar ve araştırmadan yaptıklarımız. Bizler karar verdiğimizde nerelere dikkat etmek zorundayız asansör firmalarına? Her zaman siz gibi firmalar bulmamız mümkün olmayabiliyor. Çoğu bölgelerde yoksunuz. Evet. Özellikle asansör firmasını seçerken HEV belgesinin olması lazım. Yani hizmet yeterlilik belgesinin olması lazım. Bunun da TSE tarafından veriliyor. Belli standartları var. Hizmet yeterlilik belgesi olmayan firmaya bakım yaptırdığınız zaman zaten başlı başına bir suç. Çünkü belgesi yok, merdiven altı iş yapıyor. Karşılığında ne bir faturası var, atıyorum ne bir bakım föyü var. Ödeme alındığı zaman, fatura vermediğin zaman ister istemez sıkıntı ileride. Resmi olmalarına dikkat etsinler. Kesinlikle. Hangi bölgelere daha çok hizmetlerimiz var? Genellikle Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt, Beylik. Farklı bölgelerden hizmet geldiğinde onları karşılayabiliyor musunuz peki? İşin açıkçası şimdi karşılayamıyoruz, şöyle karşılayamıyoruz. Çünkü yoğunluktan ziyade şimdi asansörü şöyle bir şey ki, asansörde biri kaldığı zaman acil müdahale etmemiz gereken yere bizim en hızlı şekilde ulaşmamız gerekiyor. Bizim hizmet verdiğimiz bölgeden uzakta birisinde bir sıkıntı olursa biz bunun altından kalkamayız. Peki size hizmet almak isteyen insanlar nasıl ulaşabiliyorlar sizlerden? İnternet sitemiz var. info@neytekasansor.com'dan mail de gönderebilirler. Normal neytekasansor.com mail adresine de girebilirler.
Telefon numaralarımız da mevcut. Normal sabit attığımız cep telefonlarımız. Evet, biraz sonra izleyicilerimiz görecekler onları da. Peki başarı tesadüf değil, onu siz konuşurken anlayabiliyoruz elbette ama başarı yalnız olmuyor elbette. Kesinlikle. Arkada bir ekip de var. Kaç kişilik ekibe sahipsiniz? Şu an 6 kişilik bir ekibimiz var. Makine mühendisimiz var. Normal MYK'lı çalışan elemanlarımız var. Tabii bunun yanı sıra en büyük katkıyı benim ortağım Abdülkadir Ünlü. Evet. Gerek maddi gerek manevi desteğiyle her zaman yanımda oldu. Şükür bu şekilde de devam ediyoruz. Peki efendim. Sizler gibi birçok firma olduğunu görebiliyoruz elbette çevremizde ve çevrenizde. Onlardan sizi ayıran özellik nedir? Niye tercih etmeliler sizi? Farkınız nedir? Ya bir güvenilir olmamız. Ya yaptığımız işlerde her türlü referansı verebiliyoruz. Hı hı. Çoğunlukla zaten biz iş yaparken hiçbir yere teklif götürüp de iş vermiyoruz. Referans bizim yaptığımız iş bizim kendi referansımız oluyor zaten. Peki efendim, bundan birkaç yıl öncesine geri dönecek olursak, burayı ilk kurmuş olduğunuz zamana, elbette ki hiçbir iş yeri kolay kurulmuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Biz şu anda kurulu düzeni görüyoruz ve güzelliği görebiliyoruz ama aradaki zorluğu yaşayan sizsiniz. Bugüne geleceğinizi hayal eder miydiniz ilk kurulduğunuzdan bu yana? Ya benim şirketi ilk açtığım zamanla bir hedefim vardı. İlk bir sene içerisinde şu hedeflerimi gerçekleştireceğim, ikinci sene içerisinde şu hedeflerimi gerçekleştireceğim bir hedefim vardı. İkinci senelik hedefimi ben bir sene içerisinde yaptım. Hı hı. İnşallah bundan sonra da hedefimiz daha büyük. Var mı peki farklı proje ve yenilikleriniz? 2020'ye giriyoruz artık. Yani daha biraz daha kurumsallaşma adına bir şey yapacağız. Sürprizleriniz tabii var. Kesinlikle kendimiz altyapı biraz çalışmalarınız daha, var. Tabii geliştireceğiz. Bu çalışmaları sürüyor. Peki, son olarak da sizi destekleyen, sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben şu an çalışmakta olduğum firmaların hepsine teşekkür ediyorum bizi tercih ettikleri için. Tercih etmek isteyen firmalara da hiçbir şey söylememe gerek yok. Zaten illaki duyacaklardır. Sadece bir tane işlerini yapmamız yeterli. Anlatmakla olmaz. Bizi kesinlikle öncelikle denesinler, fark etsinler diyoruz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgileri, Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun yıllar boyunca Nitek Asansör'ün ismini duymak dileğiyle farklı program ve projelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.